Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. C1 vizesinden F1 vizesine geçerken göçmenlik bürosunda yapılan müracaatta her 3 ayda bir dosya yenilemek şart mı ve her yenilemede 370 dolar ödemeli miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi biliyorsunuz geçen seneden beri yapılan epey değişikliklerden dolayı öğrenci statüsüne geçmek isteyen kişiler alt statüleri devam ettirmeleri gerekiyor. Ve dolayısıyla siz eğer C1'dan F1'a geçişe başvurduysanız ve alt statü olarak da turist statüsüne geçiş yapmış olmanız gerekiyor. Ve bu başvuruyu da her 6 ayda bir uzatmanız gerekiyor ta ki sizin F1 başvurunuzun sonucu alınana kadar ve bu her başvuruda da göçmenlik dairesinin istediği harcın ödenmesi gerekiyor. Yoksa o işlem alınmamış ya da sayılmamış görülüyor diyebiliriz.